Merhabalar değerli velilerimiz. Ben Tozluçayır İlkokulu Rehber Öğretmeni Özge Akgül Tartar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde COVID-19 ile mücadele halinde. Bu alanlardan biri de ruh sağlığı hizmetleri. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı bu sene tüm okullarda psikoeğitim sürecini başlattı. Şimdi biz de bu sürecin bir parçası olan veli oturumlarını birlikte gerçekleştireceğiz. İlk olarak COVID-19'un ne olduğu ile başlayalım. Koronavirüs, insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsüdür. Dünyada ilk vaka Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görülmüştür. Ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020'de saptanmıştır. Tarihte benzer salgın hastalık süreçleri yaşanmış, önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlanmıştır. Burada tarihte yaşanmış salgın hastalık dönemlerine ait fotoğrafları görüyoruz. COVID-19 salgın hastalık süreci zorlayıcı yaşam olayı olarak tanımlanmaktadır. Salgın hastalığa bağlı ruhsal etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekmiştir. Günlük hayattaki rutinlerin yerine getirilememesi ve yeni duruma uymada yaşanan zorluklar stres yaratabilmektedir. Şu an yaşadığımız salgın süreci de tıpkı öncekiler gibi önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınacaktır. COVID-19 salgınının kişilerin hayatına bazı etkileri olabilir. Kişiler stres, korku veya belirsizlikten dolayı kaygı yaşayabilir. Kendilerini her an virüse yakalanacakmış gibi tehdit altında hissedebilirler. Başkaları tarafından damgalanabilir, günlük rutinleri değişebilir. Sosyal ilişkilerinde bazı değişiklikler olabilir. Örneğin, salgın sürecinde sık sık görüşülen arkadaşlarla araya mesafe koymak gibi. Eğitim, iş ya da gelir düzeyinde değişiklikler olabilir. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Mart ayından bu yana öğrencilerimiz eğitimlerine uzaktan devam etmekte. Sürekli tedavi gerektiren bazı hastaların tedavi sürecinde aksamalar meydana gelebilmektedir. Bazı insanlar ailelerinden ve çevrelerinden vefat eden insanlar olması sebebiyle yaz süreci yaşamıştır. COVID-19'dan dolayı kişilerin kendilerine yönelik bazı inançları değişebilir ve sarsılabilir. Bu bir daha olacak, eminim elimden hiçbir şey gelmeyecek. İyi bir insan olmadığım için kendimi böyle güvencesiz ve çaresiz hissetmeyi hak ediyorum. Bu felaket benim yüzümden oldu. Çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler. 3-5 yaş arası çocuklar bir salgının ne olduğunu ve insanları nasıl etkilediğini genel olarak anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü çocuk ben merkezciliği ve yüksek hayal gücü nedeniyle gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler. Ve bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebilirler. 6-11 yaş arası çocuklar bir salgının ne olduğunu ve insanların nasıl etkilendiğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlayabilirler. Bu nedenle dışarıya çıkmaktan korkabilir, okula gitmek istemeyebilir ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bırakabilirler. Kendilerinin ya da aile üyelerinden birinin zarar görebileceğine yönelik yoğun endişe yaşayabilirler. Bazı çocuklar herhangi bir neden olmaksızın öfkelenebilir, saldırganca davranabilirler. Genel olarak çocuklar ve yetişkinler salgın hastalık riski gibi zorlu ve kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında stres tepkilerine benzer çeşitli tepkiler gösterebilirler. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu ise bireyler arasında değişiklik gösterebilir. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak tanımlanır. Okullar açıldığında ise şu sorunlarla karşılaşabiliriz. Yüz yüze eğitim sürecinden uzak kalındığı için okula uyum sorunu, ev ortamının konforlu olmasına alışıldığı için okula başlama veya okula devam etme ile ilgili sorunlar, okul ve okula ilişkin sorumlulukların tekrar kazanılması sürecinde zorluklar, ders çalışma ile ilgili motivasyonda düşme, okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okula gitmek istememe, okulda virüs kapar mıyım endişesiyle arkadaşlarıyla hiç iletişim kurmama, COVID-19 ile ilgili gerçek olmayan bilgilere maruz kalma.
Peki bu süreçte çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle tüm süreçler ve hastalık hakkında resmi kaynaklardan bilgi edinin. Mutlaka çocukları dinleyin. Çocukların soru sormalarına izin verin. Çocukların bu süreçte kaygı yaşaması normaldir. Bu duyguların normal olduğunu ifade edin. Bu duygularını dile getirmeleri için çocuklarınızı teşvik edin. Onlara güven ve rahatlık verin. Onları koruyun. Günlük rutinlerini tedbirlere dikkat ederek gerçekleştirmelerini sağlayın. Yaşamını ani değişikliklerden koruyun. Çocukların psikolojik sağlamlıklarını koruyabilmek için birlikte vakit geçirip aktiviteler yapın. Tüm bu çalışmalara rağmen çocuklarda aşırı panik, uyku sorunu, ağlama nöbetleri gözlemleniyorsa mutlaka uzmana başvurun. Kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Medyayı sağlıklı kullanın, bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin. Salgın hastalıktan korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın. Sağlıklı yaşamaya özen gösterin. Doğru, gerçekçi ve olumlu şeyler düşünmeye özen gösterin. Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. Kendinize zaman ayırın. Sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, onlarla zaman geçirin. Stres ve kaygı düzeyinizin günlük yaşamınızı büyük oranda olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız lütfen bir uzmana başvurun. Ne zaman destek almalısınız? Stres tepkilerinde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa, günlük hayatınızı ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyorsa, bir neden olmaksızın çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız, aşırı kaygı, panik belirtileri gösteriyorsanız, sevdiklerinize dair yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız mutlaka uzmana başvurmanız gerekiyor. Evet değerli velilerim, bu süreci de birlikte atlatmak dileğiyle sağlıklı günler dilerim.